Malumuz geçen süreç içerisinde özellikle iki hafta kadar önce peş peşe pek çok tahliyeler yaşandı. Balyoz davası sanıkları, Ergenekon tutukluları, ardından Keceke tutukluları peş peşe tahliye oldular. Bunun öncesinde bu kişilerin tahliyeleriyle ilgili, bunların tutuklanmasının hukuksuz olduğu ile ilgili en etkili ağızlardan Sayın Başbakan'ın ağzından bazı açıklamalar olmuştu. Daha sonra bunların durumunun değerlendirilmesi için, buna bir çözüm bulunması için Adalet Bakanı'na talimat verdiğini bizzat Sayın Başbakan açıklamıştı. Epey bir süre bir formül arandı. Bu kişilerle ilgili nasıl bir hukuki formül geliştirilebilir diye. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın açıklamaları oldu. Önce şu anda halen yargılamaları devam eden, dosyaları Yargıtay'da bekleyen sanıklarla ilgili bir düzenlemeye gideceklerini söylediler. Daha sonra dosyaları kesinleşmiş olan, yani haklarındaki cezalar kesinleşmiş olanlarla ilgili de yine bir formül arayışında olduklarını söylediler. Öyle bir formül üzerinde çalıştıklarını söylediler. Bir müddet sonra yine Adalet Bakanı'nın ağzından bir açıklama geldi. Dediler ki eğer biz haklarındaki cezalar kesinleşmiş olur, yani mahkemelerin vermiş olduğu kararlar Yargıtay incelemesinden geçmiş olan kişilerle ilgili de bir düzenleme yaparsak çıkmasını istemediğimiz pek çok kişi de bundan istifade edip tahliye olabilirler. Bunu engelleyecek bir formülü bulmak da çok kolay değil dediler. Daha sonra böyle bir formül arayışından vazgeçtiklerini kamuoyuna deklare ettiler. Dediler ki en sağlam yol bu konuda haksızlığa uğradıklarını düşünenlerin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmaları, Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı verilirse bu kişilerin dosyaları yeniden ele alınır, yargılamaları yenilenir ve bunların tahliyeleri sağlanabilir. En sağlam, en sıkıntısız yol budur şeklinde bir beyan oldu Adalet Bakanı'nın. Bu beyandan sonra adeta Anayasa Mahkemesi'ne bir talimat verilmiş gibi peş peşe ihlal kararları çıktı Anayasa Mahkemesi'nde. Gerçekten bu kişilerle ilgili yargılama esnasında adil yargılama ilkesi ihlal edilmiş olabilir, savunma hakları kısıtlanmış olabilir. O ayrı bir konu, onu tartışmıyoruz ama şunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Hükümet ta başından beri zaten sadece bu kesimlerin tahliye olmasını istiyordu. Bunların dışında herhangi bir kimsenin tahliye olmaması için tedbir alıyordu. Hatta bunlar için bir yasal düzenleme yapmaktan vazgeçmesinin nedeni de buydu. Bunun kamuoyu tarafından iyice bilinmesi ve görülmesi gerekiyor. Bu bilinmeden niçin işte Balyoz sanıkları ve Keceke sanıkları tahliye oldu da İslami davalardan içeride olanlar işte Hizbullah'tır, İbdacı'dır, Hizbut Tahrir'dir veya diğer bazı başka İslami kesimlerden uzun süredir 20 yılı aşkın sürede tutuklu olanlar tahliye olmuyor diye bir soru sorulursa iş eksik kalır, resim eksik kalır, bazı parçalar eksik kalır. Bu hükümetin bilinçli bir tercihidir. Bunun böylece bilinmesi gerekiyor. Onların ailelerinin elbette yapılan zulümdür. Adil yargılama ilkesi ihlal edilmiştir. Bunların savunma hakları kısıtlanmıştır. Paralel yapı dedikleri, paralel yargı dedikleri bazı yargı mensuplarının emniyet ve diğer bir kısım kişilerle veya kurumlarla işbirliği halinde kumpaslar kurarak bu insanları mağdur ettikleri şeklindeki iddialar doğrudur. Lakin bunların yeniden gündeme gelmesi belki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında bunların mağduriyetleri eğer yine ayrı bir yargı soruşturmasıyla sapsanırsa o zaman bunlarla ilgili yeni bir şey, yeni bir kapı açılabilir. Malumunuz Ankara Cumhuriyet Başsavcısı paralel yargı ve emniyet içerisindeki paralel yapılardan zarar görenler varsa bunların tespit edilerek mağdur sıfatıyla bunların ifadelerinin alınması yönünde 30 ayrı vilayete talimat gönderilmişti. Bu kapsamda bir şey çıkarsa çıkar, yoksa üvey evlat muamelesi daha önce gördükleri gibi bundan sonra da görmeye devam edecekler. Ve belki de herkes çıkacak ama bunlar 30 yıllarını veya yerine göre 36 yıllarını doldurduktan sonra bir hakkın tahliye tarihleri doğduğu anda o zaman belki de aynı tarihi olacaktır.